kadrosuyla hem de konuklarıyla son dönemin en renkli galalarından biri Ölümlü Dünya 2 filminin galasıydı. İşte o galada yaşananlar. En az film kadarı. Bunlardan kaçıyoruz. Biz en son ne zaman baş başa kaldık? Beni en son ne zaman öldün? Beni şu an öldürecek. Gerçekten bunu mu konuşuyorsun şu an? Komik bir gala. Yok mu senin teyzen yengen koşarken? Yıldızları buluşturanı. Önemli olan bizim işimizi yani belli standartlarda seyircimizi ciddiye alarak yapmamız. Yani başka bir önemli bir durum yok. Kahkahaların havada uçuştuğu. Hakan 4. Ben kaçtı? 14. 10 sene girdi. 24. Ölümlü Dünya 2 galasında neler yaşandı? Hafta sonu itibarıyla vizyona giren Ölümlü Dünya 2, sinema salonlarına özlenen kahkahayı vaat ediyor. M60 alayım mı amca? Taksiye sığar mı? Taksiyle örgüt çökertmeye gidiyoruz. Derin dondurucuya adam mı bağırar oğlum? Derin dondurucuya la. Herkesi minibüste topla kaçıyoruz. Örgüt burada olduğumuzu biliyor. Filmin renkli gala gecesine gidiyoruz. Hatice Şendil, eşi Burak Sağ Yaşar'la galada. Gecenin en şık hanımı Hatice Şendil. Merakla bekliyor ünlü çift. İlki zaten inanılmaz büyük bir ses getirmişti. İkinci filmin de öyle olacağına çok eminim. Büyük bir beklenti var Ölümlü Dünya ile ilgili. Bence kült bir film olduğunu düşünüyorum. Eminim ikincisi de çok beğenilecektir. Geldik izlemeye. Benim çok sevdiğim bir film ve çok sevdiğim bir ekip. Burak zaten ortak duygularımızdan bahsetti. Ben merakla filmi bekliyorum. Açıkçası ben de çok büyük bir gişe başarısı elde edeceğini ve insanlar tarafından çok sevileceğini düşünüyorum. Özge Özacar, filmin senaristi ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit'in hayranı. Oyuncu olmanın yanı sıra bir izleyici olarak da çok büyük hayranıyım. O yüzden bugün ikinci filmi izlemek için sabırsızlıkla bekliyorum herkes gibi. İnşallah bir gün ben de Feyyaz Bey'le çalışırım. Bu ekiple beraber bir şeyler üretir, beraber hayal kurarız, çok istiyorum. O geçiyor gönlümden inşallah. Buray Ezgi Şenler çifti de galada. Ölümlü Dünya'nın ilk filmini defalarca izlemişler. Valla ben birincisini en az 3-4 defa izlemişimdir. İkincisi için heyecanlıyız. Çok komik olacak herhalde, çok güzel olacak. Daha izlemeden gülmeye başlıyorum ben. Ya öyle bir şey. Kadro müthiş, senaryo müthiş. Yani fragmanını da izledik. Yani eğlenceli geçecek. Evet. Buray'ın bir röportajından cımbızlanan "Evlenilecek erkek değilim" cümlesi çok konuşuldu. Konuya açıklık getiriyor şarkıcı. Evlenilecek erkek değilim derken o kadar yurt şeydeyim ki, şehir dışı, yurt dışı, eve boşuna kira veriyorum herhalde. Yoğun geçiyor, biz kariyer odaklı bir insan olduğumuz için. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz, ikimiz de öyle. Buluştuğumuz ama gayet keyifli geçiyor her şey. Cem Yılmaz, galanın ünlü yüzlerinden. Çok önemli bir kadro. Daha önceki bir devam filmi olduğu için seyircisinin merakla beklediği bir hikaye. Ali'nin filmlerini çok beğendim. Hem oyunculuğunu hem yönetmenliğini. İçinde de çok kıymetli arkadaşlar var. Kaçına var. Geldim. Bir süredir dijitale film yapan Cem Yılmaz artık sinema salonlarına geri dönme hevesinde. Sinemada yayınlanması bu önemli bir şey. Bize de hepimize. Ben de sinema düşünüyorum mesela. Sarı bıyıklarından kurtulmuş. Kıvanç Tatlıtuğ'dan ödünç aldığını söylemişti bıyıklarını. Ya benim bıyığım değil. Ben bunu Kıvanç'tan aldım. Yani 3 aylığına Kıvanç'tan rica ettim sağ olsun. O aile dizisinde bıyığı kullanmıyor. Rica ettim ondan. Bana 3 aylığına tahsiye etti. Bu Kıvanç'ın bıyığı. Bıyıkların parası harcanmış bile. O işin parasını yedik bitirdik. Kestik. Biz geçen birinci sezonu çok beğenilen işimizi ikinci sezonda istediler bizden. Son 6 aydır onunla uğraşıyorduk. Her şampiyonu ikinci sezon. O da önümüzdeki yılın bir işi olacak. Önümüzdeki yıl çıkacak. Müjdeler veriyor ardı sıra. Onlardan biri de stand-up gösterilerine yeniden başlayacak olması. Şubat ayında gösteriye başlayacağım. Başka da bir iş var. 20 santim var komutanla aranda. Anlat hadi orada. Ben antimiliteyim. Efendim? Genç komedyen açıklamasına geliyorsunuz. 30 yaş üstü komedyenlerin genç olarak lanse edilmesiyle dalga geçmişti. Her zaman da genç komedyene ihtiyaç var diye bir şey yok. Neticede bizim gibi orta yaşlı komedyenler de
değil yani bu. Ya bunların içindeki esprilerden yola çıkarak böyle yani çok fikrim budur demek doğru değil yani. Aslında... Benim yorumum aslında bizim meslekle ilgili değil. Kuşakla ilgili bir konu yani. Eskiden daha erken yaşlarda insanlar hayata atılıyordu. Şimdi öyle değil. Demet Akbağ'ın esprilerine gelelim. Akbağ gösterisi öncesi Cem Yılmaz için stand-up'a başlarsam beni ön sıradan izler demişti. Aa, birinci sıradan izlerlerdi, ne diyecekler? Gelirlerdi tabii ki. Cem Yılmaz'ın Demet Akbağ'a olan sevgisi bir başka. Demet abla yani memleketin önemli komedyenlerinden biriyken ben orta bire gittim. Dolayısıyla yani hiç şaşırtıcı bir şey değil. Yıllarca beraber aynı salonda yani yan yana matine suare sahneye çıkmışlığımız da var. Beraber oynadığımız proje bir vizyon telefonu Demet ablayla ama karşılıklı hiç oynamadık. Daha yaşımız genç. Murat Yıldırım eşi İman Yıldırım'la galada. Sinemaya sahip çıkılması gerektiğini savunuyor ünlü oyuncu. Filmlere bolca gidelim ki sinemada daha çok film görelim, daha kaliteli filmler görelim. Ben de merakla bekliyorum. Hepsi birbirinden komik arkadaşlarım. Eminim çok güzel bir film çıktı ortaya. İzleyeceğiz, göreceğiz. Athena grubu da galada. Hakan Özoğuz'u sağlıklı gördük. Her şey yolunda. Zaten bir tek kontrollerle devam ediyoruz. Her şey yolunda çok şükür. Konserler devam ediyor. Stüdyo çalışmaları full. Güzel bir yoğunluk var. Gökhan Özoğuz 2024 dileklerinden bahsederken dili sürçünce ortaya bu komik görüntü çıkıyor. Ben 2014'ü bekliyorum ya. Bir şeyler düzelecek çünkü. Onunla alakalı Hakan... 2024. Ben kaç? 14. 10 sene girdi. 24. Ya o kadar dünyayla bağlantım var. Bir konser anısı da var buna benzer. En son Antep konserinden sonra ertesi gün Malatya konseri vardı. Antep falan dedim. Aşağıdan ses yok. Antep falan. Emre uzandı dedi ki abi Malatya'dayız. Arkadaşlar affediyor musunuz? Hayır. İneyim sarılayım tamam öyle barıştı. Demet Evgar'ın çocuk odasındaki paylaşımına yaptığı yorum çok konuşulmuştu. Bence bir kadın anca o kadar cool olabilir yani müthiş bir kadın ve çok iyi bir sanatçı ve çok şık bir sanatçı. Çok güzel bir evladı var, çok güzel bir ailesi var, çok tatlı bir kocası var, müthiş bir insan yani. Bence bu konuyla alakalı çok daha farklı algılamak gerekiyor ama herkes algılamak istediği gibi algılıyor. Çok iyi. Kaan Urgancıoğlu da galada. Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'la evlilik arefesinde olmasını soruyoruz. Yani tabii ki birbirlerine çok yakışan, çok mutlu olmak istedik. Olmalarını istediğimiz bir çift. Onlara mutluluklar diliyorum. Gecenin şık güzellerinden Hafsa Nur Sancak tutan şu sıralar dinleniyor. Buse Özay galaya Derya Karadaş ve Esra Ruşan'la birlikte gelmiş. Tarp var, İrem var, Ali yok, Ali Ömer'de, Feyyaz var. Yani çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı ikinci kez o heyecanla izlemeye geldik. Gecenin ev sahiplerinden Hazal Kaya geliyor. Eşi Ali Atay'ı ifşalayarak giriyor söze. Ya bugün çok heyecanlı bir gün benim için. Ali'ye de söyledim ifşalayacağım seni artık bugün diye. Ben her seferinde bu kadar heyecanlı oluyorum ve aynı şeyleri söylüyorum çünkü... Totem mi yapıyor, ne yapıyorsa bana izletmiyor filmi. O yüzden ben her seferinde böyle Allah'ım düğün gibi ya bir yandan herkes geldi, izleyecekler filmi, ben de izleyeceğim, nasıl oldu acaba falan diye çok heyecanlanıyorum. Totemle bir işe yarıyor mu? Öyle soralım o zaman. Ya ben ne bileyim ya. Bende işe yaramıyor yani. Ben böyle işte fenalık geçiriyorum her seferinde. Bir röportajında sirkeyle yıkandığını söylemesi olay yarattı. Hazal Kaya bilim dünyasını harekete geçirdiği için mutlu. Ve bir anda böyle sosyal medyada filan bilim aşıklarını görmek beni biraz şaşırttı açıkçası. Sirke bir gelenek onun için. Yani bu atamız dediğimiz usulü şeyler işte yani batıl. Bana zaten takıntılarınız var mı diye soruldu. Benim de hani böyle ne bileyim işte kendimce kötü enerjiyi kovayım. İşte kontrolüm içinde nazarlardan, negatiflerden arınalım filan gibi bir şeydi bu. Hani zaten...
biraz da geyikti. Hani bir espriydi. Böyle işte yazılı olunca şey gibi oluyor ya, sirkeyle yıkanır. Sonradan filan yapmıyor evet. gibi oluyor. Halbuki o kadar ciddi bir şey değildi. Fazla ciddiye alındığını düşünüyor sirke açıklamasının. Yok mu senin teyzen yengen koşundurken? Kimin yok ya? Yani ben böyle sanki böyle Finlandiya'da ben de ada çayı yakıyorum demişim gibi davranmanın alemi yok yani gerçekten. Türkiye'de yaşıyoruz, hepimizin teyzesi yengesi kurşundaki, hepimiz bir ada çayı, ay nazara geldik, ay üstünde bir ağırlık var filan. Hepimiz söylüyoruz bunu yani, bu esprilerin aramızda işte bir programda vesaire yaptığımız geyiklerin böyle ciddi ciddi haber olması ve bunun üzerine işte bu bilim aşıklarının çıkıp da Hazal'da böyle diyorsa bu eğitimli insan falan demesi bana biraz komik geliyor açıkçası. Sosyal yani biraz da eğlenelim ya. Aslında. Hayır biraz eğlenmemize izin verin diyorum ya. Bihter filmini soruyoruz. Eski bir Aşk-ı Memnu oyuncusu olarak. Yani Aşk-ı Memnu bir roman. Biz dizisini yaptık. Günümüze uyarlayıp bir dizi yaptık. Onlar da bir dönem filmi çektiler. Yani çok boyutlu ve çok güzel bir hikaye Aşk-ı Memnu. O yüzden bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır vesaire. Herkese gerçekten başarılar diliyorum. Bombalarla dolu bir röportaj oluyor. Hazal Kaya, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir araya gelmesinden sonra adını Feriha koyduğumdaki partneri Çağatay Ulusoy'la buluşmak istediğini söylüyor bir projede. Kıvanç'la beni tekrar izlemek bana yani çok duygulandırdı beni. O yüzden tabii ki ben de isterim Çağatay'la tekrar oynamak. Bakalım kısmet. Ölümlü Dünya 2 ekibi geliyor kameralar karşısına. Filmin yönetmeni Ali Atay alıyor ilk sözü. Gerçekten hiçbir fikrimiz yok ve yani sonuçta salonda göreceğiz. Çıkınca da inşallah böyle mutlu bir şekilde after'ımızı yapacağız. Durumumuz bu. Yani. Ölümlü Dünya serisi devam edecek mi acaba? Devamı olmasın diye elimizden geleni yaptık. olmasın diye evet. Neden efendim olmasın? Yani yeter işte, bir tane hikayemiz vardı. Onun bu devam hak ediyordu bu. İkinci film birincinin devamı niteliğinde olduğu için hak ediyordu. Ama üçüncü hikayemiz yok. Belki bunu yaparsak devamı değil de yeni bir... Aynı kadroyla yeni bir hikaye dizisini yapabiliriz bence. Benim fikrim bu. Yani benim isteğim o. Ama yani... Ya yapacağız demedim. Olursa öyle olur. Atlıyorsun dizisini yapacağız diyor. Ölümlü Dünya'nın babası Ahmet Mümtaz Taylan filmin gülme ihtiyacını karşılayacağı görüşünde. Şimdi biraz yani gülmek hepimizin de hakkı değil mi? Bir arada salonlarda omuz omuza... Dirsek temasıyla biraz da gülmeyelim mi? Her şeyin çilesini çekiyoruz. Bir iki saatte gülelim fikrinden hareketle. Çok sevdiğimiz filmin devamını yaptık. İddiamız da devamında hayal kırıklığına uğratmamak seyirciyi. İnşallah öyle olmuştur. Yani iyi olduysa hepimiz başardık, kötü olduysa Ali işte. Senarist ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit de katılıyor ekibe. Ahmet abi ne dediyse aynısı. Hepsine katılıyorum. Daha Alper bir şey demedi ama muhtemelen ona da katılıyorum. Ahmet abi ne dediyse harfiyen katılıyorum. Filmin tek güzeli İrem Sak bir an önce filmi izlemek için sabırsız. Böyle bir ekibin hani çiçeği tek kadın oyuncusu olarak çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. En kısa sürede de çıkıp filmi izlemek istiyorum. Çünkü ne çektiğimizi hatırlıyorum, biliyorum. Eminim, arkasındayım. Ben de cuma günü zaten izleyeceğim, gideceğim. Bir de insanlarla beraber izlemek Tabii. istiyorum galadan sonra. Ben de izlemek istiyorum cuma günü. Gerçek rahat rahat bir izleyeceğim. Ali Atay'a eşi Hazal Kaya'nın sirke gündemi soruluyor. Ha sirke meselesi. Sirke ne ya? Benim totemim yok. Ama öyle bir sirke de var ya. Sirkeyle evi yıkıyor Hazal, onu diyorsun sen. Şikayetçisiniz anlamıyorum. Ya sen olmaz Salak mıydın? Kesinlikle. Sirke kokuyor. Bir süre sonra sirke çünkü başka bir kokuya dönüyor falan. Hazal Kaya'nın filmi izletmeme şikayetine gelince Ali Atay'ın eşinin üst üste iki doğum yapmasına dair esprisi çok komik. Hayır izletmeme totemim yok. O yanımda sürekli güldüğü için bana iyi motivasyon oluyor. Hatta İlk izlediği zaman. Hatta bir alıyorum onu dedi buradan kendisine. Aa. Yani ben şimdi yanında izleyecek ve yüksek ihtimalle gülecek ilk filmde miydi? Hamileken doğurmasından korktuk bir an. Yani cinayet üstünde miydi? Orada... Fikretti. Evet. Sürekli hamile oldu. Sürekli hamile, biz sürekli çocuk yapıyoruz. Burada iyi,
değil, belki de hamiledir, onu da bilmiyorum. Filmin başrol oyuncularından Alper Kul, beklentiyi karşılayacakları görüşünde. Devam filmleri zor olur. Çünkü insanlar beğendiği için beklentiyi karşılayacak mı, daha mı aşacak gibi beklentiler oluyor. Kendi adımıza biz... Yani çok beylik laflar bunlar ama eli yüzü düzgün, ahlaklı, dürüst, düzgün bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Senaryosu da muazzamdı. Doğu Demirkol iddialı mantosuyla galada. Güzel değil mi? Güzel ama. Ayrıca paraya bayıldım aynı. Londra'dan güzel, aldım. Güzel belli ama. Outlet'ten aldım, 45 euro. Helal olsun. 45 pound aldım, çok ucuz, sağ olun. Öncelikle herkes mütevazi konuşuyor ama film kemik gibi film, açık konuşalım. Yani en az 3 milyonu var. Gecenin en janti beyefendisi Sarp Apak'layız. Sinema geri dönsün diye ben de eski sinemacılar gibi giyinmeye çalıştım. Totem yaptım. Bu ekibi o kadar çok seviyorum ki filmin başarılı olmasını o yüzden istiyorum. Beraber yine çalışalım diye. Biz daha hiçbir şey izlemedik. Hakikaten Ali'nin totemi gibi benim de var. Ben de galalarda izliyorum. Bu filme özel ayrı bir totemimiz var. Umarım totemimiz tutar. Gala öncesi kulaktan kulağa bir iddia gündeme geldi. 2000 tartışmaya girdiği iddiasına Feyyaz Yiğit bakın nasıl yanıt veriyor. Ben Ali ile Feyyaz'ın şeyini bayağı 4 saat falan kuliste oturdum. O kadar sıkıcıydı ki yani keşke bir olay çıksaydı en azından vakit geçerdi. Filmin gösterimine geçiliyor ve izleyenler Ölümlü Dünya 2'ye kahkahalarla gülüyor. M60 alayım mı amca? Taksiye sığar mı? Taksiyle örgüt çökertmeye gidiyoruz. Derin dondurucuya adam mı bağırar oğlum? Derin dondurucuya la. Herkesi minibüste topla kaçıyoruz. Örgüt burada olduğumuzu bil. Kalk oğlum kalk. İnsanı yakarak öldürmek mi? Gala sonrası yapılan after party'ye uzanıyoruz. Eğlenceli partiye damgasını Sarp Apak, İrem Sak ve Feyyaz Yiğit'in üçlü her şeyi yak performansı damga vuruyor. Dünya kendim ya, her şeyi ya. Bir kılıcım yeter ben, hazırım bak. İster o boşa, ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk o zaman öldü. Filmin yönetmeni Ali Atay da gecede Leyla Band grubuyla seslendirdiği Yokluğunda şarkısını söylüyor. Eşinin bu videosunu paylaşan Hazal Kaya'nın yaptığı yorumsa çok romantik. Hazal Kaya, böyle bir akşamda kendisine hayran olmuştum diyerek aşkını cümlelere döktü işte böyle.